Artık seriye YouTube'a özel video çekerek yapacağım. Yani canlı yayındaki yaptığım videoları burada paylaşmayacağım. Bunun iki sebebi var. Birincisi, benim sistem bunu kaldırmıyor. Önceki videoların yayın kalitesi, yani kayıt kalitesi çok kötüydü. Aşırı kötüydü. Ve biz canlı yayındayken bu kadar kötü oynamıyorduk aslında. Ben çıkışı yanlış vermişim. Sistem kaldırmıyor açıkçası daha fazlasını. Hem canlı yayın hem kayıt almayı. İkisini ayrı ayrı yapmaya karar verdim. Diğeri de yayındayken çok fazla bir sohbet ediyoruz. Bölünüyor, onlara cevap veriyorum, boş konuşmalar geçiyor. Hani oyuna odaklı bazı şeyler çok uzun sürüyor, odaklı olmayan şeyler oluyorsun. Yani YouTube'a özel çekeceğim. YouTube'a özel çekince de işte yorumların altında işte sormak istediklerinizi cevaplayabilirim. Siz sorun, ben cevaplayayım. Hem oyunumuz hızlı ilerlesin. İşte ya 30 dakikada 1 saatte daha fazla bir şey yapmış olalım. 6 bölüm olmuş, 6. leveldeyiz daha. Hiçbir şey yapmamışız. Hem de işte abi işte şunu yapalım, bunu yapalım falan dediğimiz noktada onları da yapabiliriz. Yani direkt YouTube'la iletişim halinde olmak istiyorum. Çok kopuk geldi çünkü bana videolar ve çok kalitesiz geldi. Umarım bunun kalitesi biraz daha güzel olacak. Bu bilgiden sonra devam ediyoruz. Şimdi ben şu salak kapıyı önceki bölümde açamamıştım. Ama şimdi açtım. Şu şifremi ve hilemi de yazayım. Tek yazdığım bile bu zaten. Bu da uğraşmamak için gereksiz zaman kaybı. Gerçekçi ama zaman kaybı. Bir sefer. Bunu unutmamışım yıllardan beri. Zaten bir tekniğini girdiğim için doğal olarak bunu hatırlıyorum. Saçma bir bilgi oldu. Şu kapıyı açamıyordum, salak kapıyı. Meğersem şurada bir tane şey varmış. Yıllardan beri oynamadığım için unutmuşum bunu. Şurada bunu çekince bu salak kapı açılıyormuş. Ben de önceki şifrelendirme bununla bu tarz bir şifrelendirme olduğu için ben dedim acaba burada bir bulmaca mı var? Salak salak dolaştım. Tabii yayın dışında biraz dolaştım. Baktım orada kulüp varmış. Tamam, geçelim. Biz eğer seriyi düzgün izleyen varsa, takip eden, hani ne tür karakter kasmamızı istiyorsanız onu da söyleyebilirsin aslında. Ben daha çok böyle okçuluk ve büyücülük üzerine gitmeyi seviyorum. Aslında ikisinin tam manasıyla ayrı ayrı gitmeyi seviyorum. Karışım da yapabiliriz. Aa, burada biri var lan. Oha, dur. Şimdi şuna şey yapalım. Nerede? Yayımızı bir alalım elimize. Gel yani nerede? İmparatorluk yayı. Al abici. Şuna bir... Dur. Şuna bir çak bakalım. Bu canlanacak gibi. Evet. Şşt, dalım. Ya oğlum. Hey deme bana. O ok katan adamın önünden neye geçiyorsun? Bunu sürekli yaşıyoruz. Ben vuracağım. Tamam abi. Burada var ya acayip mal kaldırdık ve level atlamışız. Dur hemen şunu verelim. Ben canlı yayındayken bu levellere bakmayı bile unutuyorum. İncelemeyi unutuyorum. Chat'le konuşuyorum falan. Onun oyunu ayrı olsun. Size de eziyet etmiyor. Kuvvete birazcık can vermemiz gerekecek galiba ama 120 canım var, o item'dan geliyor. Bir tane item 20 can veriyor. Efsun artık silahları efsun yapmaya da başlamamız lazım açıkçası. Bir şeyler yapmak. Neyse kuvveti biraz daha versem çok uzun nefesimi tutmuyorum aslında. Azıcık sağlığa verelim. Bir tane bir verelim. Birazcık verelim. Şimdi 7 oldum. Oklama nedir ya? Yay kullanımı nerede? Gel 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 gel. Ayrıca bu arada bu videoyu izleyen arkadaşlar için söyleyeyim. Normalde izometrik RPG yani şey aksiyona RPG oyunlarını oynamayı çok seviyorum. Açıkçası şeyi oynamak istiyorum. Diablo 4 çıkmadan ki daha çok var ama olsun, güzel bir karakter kasalım. Ben yıllar önce kasmış olduğum bir karakter vardı. Karakter tarzı vardı daha doğrusu. Orada size item yapılandırmasını falan gösterebilirim. Yani öğretmek bana düşmez de benim sevdiğim tarzı gösterebilirim. Yardımcı olurum. Baştan sıfırdan bu sezon için bir karakter kasabiliriz. Bana göre çok güzel olduğunu düşündüğüm bir yapılandırma var. Eğer isteyen olursa bu videonun altına yorum yapın. Diablo serisinde yardımcı olabilirim. Çünkü onu yapacağım. Özlemişim.
Şimdi okçuluk gel bakalım. Şimdi okçuluk level atlamış mı? 36 abi, okçuluğun 40 olması lazım. Hiçbir şey açamıyorum. 60 istiyorum. Ya şımardık ya şımarmış. Kartal gözet bir tane daha vermek istemiyorum açıkçası. Nişan alırken engelleme. Ha, bu zaten bir kere verilen şey. Böyle. Bunu da veremiyorum. Sinsilikten gideceğiz abi. Nerede sinsilik? Ya. Oğlum niye o kadar çok gittin? Bir dakika. Bir dakika. Bir bana bırak. Sessiz zırh. Hainlik. Mesela hainlikle tekel saldırılarla yapılan sinsiz saldırılar 6 kat fazla hasar. Bu çok güzel. Bir tane bıçak alırız elimize. Ya da uzun kılıç. Hafifinden. Bu iş görür. Bu çok tatlı oldu. Tamam. 6 kat ne demek? Doğru mu? Şimdi şuradan hızlı hızlı. Bu ürünü çok fazla şey yaparız. Ben bazı boş yerleri de keselim. Daha dolu bir içerik olur. Editlemek biraz zamanımı alır ama olsun. Kilitli. Çok seviyorum. Neyse kırılsın. Bunun da level atlaması lazım. Bak. Güzel. Ben bunları açıyorum. Açıyorum. Bir şey çıkmıyor. Onu da kitle olsaydı söyleyecektim. 19 altın. Ben niye şöyle yapayım? Ya oğlum çek, oğlum kapıdan çek lan, çekilsenize. Aa, çıkamıyorum. Oğlum salak mısınız? Hı? Bunlar eskiden bu kadar aptal değildi sanki ya. İçinde kötü bir his var. Tamam, sanırım bu kapı bizi Vals'ın tutulduğu ana mezar odasına götürecek. Devamını okuyamadım. Neyse. Kapı açılmıyor zaten. Şu kapıdan gidelim. Şurada ben save alayım. Aa, burayı hatırladım. Oğlum burası feciydi. Ben buraya geliyordum. Bu salak kadın yanımda oluyordu da şu adam. Ben buraya görevsiz geliyordum. Görevsiz gelince böyle boş boş gelmiş oluyordu. Tamam, oldu. Burada ne var? Bir önemli bir şey mi? 17 altın. Neyse, temiz. Buradan bir şey çıkacak. Evet, hepsinden bir şey çıkacak. Hani sevgili altın. Şimdi burada oklamak işe yaramaz. Bakayım sağda solda yanıcı bir şeyler var mı? O da yok. Burada bayağı kapışacağız. Eşyanelerle atılarımı geri götüreceğim ve onlarla birlikte seni de. Bana niye aptal bunu şimdi? Ha, bu salak bizim yok. Bu salak konuşuyormuş bizimle. Ben de. Anasik. Lan. Beni görmediniz, siz görmediniz, görmediniz. Ben aşağıya düştüm herhalde. Yalnız bizimkiler ölür böyle. Ben şimdi başkasına ateş edip bana çekmek istemiyorum açıkçası. Bunu öldürürüz biz böyle. Kızım vursana, niye vurmuyorsun? Sinematik girseydi keşke. Aa bak, bunda yaylar güzeldir diyecektim de bunun yayını ben çok önceden bulmuştum zaten. Hiç de bir işe yaramaz. Bana biri ateş mi ediyor? Oo tamam, beni görmüyorlar. Aa işte bu. Çok da fazla kişi çıkmadı. Ben daha çok fazla adam ananı sikim geliyor. Arkana bak. La oğlum, bu salak niye bana bakıyor? Sen bildiğin aptalsın ya. Senin atalarının niye bu zor duruma düştüğünü ben çok iyi anladım. Onlar da senin bu mal. Öyle uğraşıyorsunuz bütün sülale böyle. Ben sana mı ateş etsem? Aa, piç kaçtı. Lan bu bizim hatunmuş. Asit değil, bu olmadı. Ya bu sinsilik o kadar güzel bir şey ki abi, adam yanımda ama bana gelmiyor. Göremiyorlar. Çabuk kaybediyor. Tabi elim alışmadığı için ve masum biraz mal olduğu için ben şu an nişan almakta bazen sıkıntı yaşıyorum. Elimi kaydırmakta. Sinematik ana, sinematik gir. Girmedi. Tabi biz şeyimizi, bu düşman mı? Şu olmuş lan bu. Ananı sikeyim. Ya abi, sorulacak soru mu? Kayıt al. Abi ikisi birden nasıl yapıştırdı? Ben burası için çok zayıfmışım.
Tabii bana kimse saldırmıyordu doğal olarak. Yani gücümü, yani kendimi hiç bilmiyorum. Çok kötü yerde kayıt aldım. İnşallah böyle loop'a düşmeyi... Aman sikip tamam. Oyun sıçtı. Şeye düştü oyun. Kör döngüye düşecek şimdi. Ben buradan kurtulamam ki. Doğduğum gibi ölüyorum. Oyun nasıl piç edilir? İnsan böyle bir yer... Oğlum niye I'ya basıyorum? Envanterim açılmıyor ya. Dur şimdi halledeceğiz. Top'dan yapacağım bunu. Mecburen başa aldık. Yani onun da otomatik kaydıta bu zindana ilk girdiğimiz yerden verdi. Yapacak bir şey yok. Ya oyuna en baştan başlamaktan iyidir. Değil mi? Bunu sikeyim. Bunu aldım piç. Ya oğlum salaksın çünkü. Yani şimdi şöyle. Valla hızlı hızlı geçeceğim buraları. Hiç umurumda değil. Hani etraftaki lootlardır bilmem nedir. Çok bir şey anansız. Çok bir şey düşmüyor zaten. Düşüyor düşmüyor. Tek avantajı belki açtığımız yerlerden daha güzel şeyler düşer şimdi. Burada ne loot yapmıştık ya. Bir de seviye de atlamıştık arkadaş ya. Silahını geri al. Şunları al. Şunu al. Şu gerideki aldığı şöyle hallettikten sonra onu ben gizli bilmişim ki. Oğlum hızlı koşma. Aa, ben öldürdüm. Lan oğlum. Ha şimdi orada niye duruyorsun? La abi ya bir adım kenarda dur. Şey geride dur ya bana gel. Mal ya. Bak. Şimdi. Şunları temizle. Hızlı hızlı. Şunda ne vardı? Nar şarabı. Ne yapayım? Nar şarabını yedim. Bunları alsam al lan. Zaten kapasite sıkıntımız yok. Ben şeyi de isterdim tabii o zamanlar için sıkıntı ama yani üstünü boşan var. Aldığımızda onların da görünmemesini. Gerçi modlarla falan onu ayarlamışlar da. O kadar çok mod yükleyince de benim sistem ölüyor. Zaten zar zor kayıt alıyor. Lan bu kılıç çekebilirsin mi biliyor? Evet. Anca bana bakın zaten hiç sağa sola bakmayın. Az önceki açtığımızda buradan çok kötü şeyler çıkmıştı. Baktım. Şimdi ne çıkmıştı? Çıktı. Standart mı? Gene aynısı çıktı. Ya bağırma. Senin yüzünden oluşuyor zaten geri zekalı. Bayağı can götür bulamam. Aa çok güzel. Sinematikler var ya. O zamanlar için 10 numara bir şeydi. Hala 10 numara bir şey. Buradan bana ok ver. Başka başka şey var mı? Aileden biri galiba. No. Antagna. Ben buradan çok mu ağırlaştım? Şey boşa mı gitti bunu yazdım? Neyse o zaman. Ayrıca oyun önerilerinde de bulunabilirsiniz bana ya. Genelde aklıma oyuncak oyun gelmiyor. Benim sevdiklerimi de başkaları sevmiyor. Ben genel olarak oyun oynarım ya. Strateji ve simülasyonu daha çok sevsem de olur mu? Bunu özlemiştim dedim bunu oynayayım. Aç. Oğlum. Hangisi orijinal kapta? Şu orijinalse. Tamam buraya gidemiyoruz zaten. Yine aynı hataya düştüm önceki gibi oraydı. Yani bir save alayım. Hızlı kayıtların hepsinin üst üste kayıt olması da çok saçma. Ben o odaya girdiğimizde
Zaten bir save almıştım. Bir de adamla dövüşürken save aldım. Yani ikisini üst üste yazdığında çok berbat bir sonuç alıyorsun. Niye alt alta yazmıyorlar onu anlamıyorum. Bir öncekinin üstüne kaybediyor hızlı save. Ne anlamı var? Ben bir öncekinden devam edecektim. Belki de o save'i açabilirdim abi. İşte bakalım. İlla ki bir çözümü vardı bana. Lan ne oluyor? Lan! Oha! Bana vurmuyor. Ya normalde kılıçla falan hızlıca indiririm de önemli olan bizim okçuluk kasmamız abi. Benim için şey ne yapayım abi? Kılıç sallamadım. Hiç. Yürü alsın. Ya oğlum bak aklım alıp durma ikide bir şimdi söyleyeceğim ha. Gerizekalı ya. Canını verir mi? Burada canavar bir tane vardı sanki. Bak şurada. Tam kafada. Şuraya bakalım. Aynen kapıda bekleyin ben geçemem. Oyun kalsın o kadar. Bak. Oğlum. Aha direkt bana vuruyor diyecektim. Tam zamanında. Lan. Oha nasıl kaçtı lan? Oo bayram var. O zaman burada şey yapıyoruz. Molotov. Bizimkiler biraz sakın. Biraz. Bana ne oğlum ne yapma? Özellikle tabii sinsilikte dolaşıyorum ki o da gelişsin. Zaten alan dar. Bizi yavaşlatmaz. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir ses çıkıyor. Ses kimden geliyor? Bu ses kimden geliyor? Allah'tan bizim bağışıklığımız var. Ablacığım tamam da bizim eleman nereye gitti? Bunlar boş. Loot yüzünden öleceğim ya. Oyunu şu an anlatacak, söyleyecek pek bir şey bulamadığım için arada susuyorum ya. Sıkıcı oynandı. Mesela tam tersi anlatacak çok şey oluyor. Ben o hayvanımsı ses kimden geliyor? Onu çözüyorum. Evet, balta çıktı. Sapladı bir sefer. Dayıymış. Ya benim bağışıklığım var. Ama benden çok daha dayanıklı. Şunda var mı? Şimdi var. Ha, kasmak. Bunlar da bayağı bir şey çıkıyor. Hızlı gideceğim demiştim bir an. Yine sağa sola duplamakta. Abi bu oyunu oynuyorsan zaten loot hastası olursun. Oluyorsun yani. Onda ne varmış bunda ne var. Oğlum bizim adam burada savaşıyormuş ya. Öldürmüş zaten. Oğlum sen benden çok daha güçlüsün. Sen niye tek başına gelmedin ki buraya? Bana. Ben şuraya hemen yani tam kıçının kenarından boşa gitti o. Lan şu çer çöpü bile alıyorum ya. Nasıl adam? Ne bakıyorsun? Çok gıcık değil mi bunların böyle bakması? Tamam anladık hani beraber gidiyoruz. İlgili olduğunuzu gösteriyorsunuz. Yalnız hissettirmiyor oyun falan da. Şimdi sağa sola baksınlar bir şey etsinler. Beni niye takip ediyorsunuz? Ben
kayıt yaparken ona doğru kameram donmuş. Şimdi kameramın donduğu kısımları çıkarsam videoda hiçbir şey kalmayacaktı. Bu kısım gidecekti. Bir yerden sonra kameram donuyor. Kusura bakmayın. Yani artık fotoğraf gibi orada idareydi. Bu bölümde böyle oldu. Ya bak mesela. Kızın hareketi çok doğaldı şimdi. Ama sana yine bana bakıyor. Bak salak ya. Burada böyle bir malzeme var. Efsun eksilten demir gürzü. Deri 352 altın. Güzel. Çok affedersin. Hadi gidelim. Biz buradan mı geldik lan? Salak neye düşmüş? Salak yaşıyor mu? Yaşamıyor. Şu yaşıyor mu? La Allah Allah. Abi nasıl ya? Gördüğüm yerden niye gitmiyor ok? Ben onu çözemedim şu an. Kızım arkana bak arkana. Alo. Lan geldi ya. Ha, seni suratına sapladım. Ağzına soktum lan. Ne mal dostlarım var ya. Oğlum iyi geçirdiler yalnız. Bir gerizekalı var. Aslında ben kendimi görünmez yapıp geri gelsem güzel olacak. Oğlum çok adam varmış lan. Lan Goldir. Hayır oğlum la ileri adım atsana. Niye geri adım atıyorsun? Of. Çok güzel saplamamış mıyım ama? Kız sen iyi ok atıyorsun ha sen. Sadece biraz geri zekalısın o kadar. Okumu da alırım bırakma. Lan bunlar niye ayrı ayrı duruyor? Asla mı şu an? Başka bir iletişim olmuş. Bu da boş, bu da boş. Bayağı ceset var burada. Oğlum çok boş konuşuyorsun. Konuşuyorsun mu? Şimdi şu dibimde ne arıyorsun ya? Ya bu mesafe ne? Git geri. Adamım. Gerizekalı. Bak ya. Lan oğlum. Neyse. Açayım şu kapıyı da. Bak. Tam şuradan siktir git tamam mı? Bir espri yapacaktık adamı da bakalım. Hiç sağ sol geri yoklayamam. Kaydet. Normal kayıt mı alsam lan acaba? Normal kayıt aldım ben. Normal kayıt aldığımda hızlı kaydımız kayıt onun üzerine kayıt olmaz galiba. Başka yolu yok. Anam sıçayım. Bunu görmedi, görmedi. Lan oğlum. Güzel. Aa. Sonra uçları ben yapmak için. Mucize olmuş lan. Yüzük koyayım. Amına kodumun kamerası ne zaman döndü kim bilir. Ananı sikerim şimdi. Ya bir sus. Ananın çatına.
Ya. Şimdi burada hızlı kayıt değil, kaydettiği. Ha. Şimdi bu ne kayıt olarak geçti? Bir dakika. Hızlı kayıt. Ha, tamam. Normal kayıt olarak geçmiş. Hızlı kaydedersen bunun üstüne kaydedecek. Tamam. Bunu da bir anlaşalım da. Ben şimdi şöyle gireyim. Konuşun. Ben şurada saklanıyorum. Nerede saklansam lan acaba? Aşağı düştüm zaten. İnsan da sonra kimse. Oğlum sen bana ne? Lan bana niye gidiyorsunuz? Arkanızda oğlum. Şş, alo. Ha, sizi nasıl sıçayım? Sizin yüzünüzden bana da sıkıyor şu an. Hem de görmediği halde bana geldi. Beni görmemişler bile. Anasını satayım. Yanımda kimse var mı? La oğlum. Zamanını buldun ha. Oğlum sen nereye çıkıyorsun? Salak olma. Var mı kimse? Ablacım Allah aşkına bak aklım çıktı yine. Ne yapıyorsun la burada? La dibim. Allah'ım çıldıracağım ya. Yanımdan ayrılmıyorlar. Savaşın yani. Fark edildi diye sıçtık. Güzel. Bu ne sıkıntı? Şimdi şurada bir kayıt alsam mesela kaydet. Şunun üzerine. Evet. Tamam. Hızlı kayıttan tırsıyorum biraz. Normal diye. Aha. Oha sıçtı. İyi bu yüzü giden azından. Yalnız. Benim vuruşlar da işte. Yanlış adama vurdular mı? Yalnız bunlar beni... Bizim kız düşerse sıçtım. Düştü sıçtım mı? Düşmemiş. Tamam. Burada şöyle bir şey yapsam. Toplu saldırıya ihtiyacım var gibi sanki. Bizim adam. Bizim adam geldi. Kaç. Lan. Lan oğlum çok vurdum ben. Bizim adama sıktım ben. Bir dakika. Canım çok düştü. İksirler. Ben yine şeye geçeyim. Manam çünkü. Sanki ok çok güçlüymüş de öyle fırlatmış gibi oldu. Son ölüm anı gelince. La oğlum. Yani buna ben koydum. Beni görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Çok iyi. Ve şuna sık sapmadan sıkamadım. Şu zaten çok güçlü. Kafaya kim buz attı lan onun? Kim atıyor lan o buzu? Buz dedim de aklıma şey geldi. Biz okçuluğu şöyle yapacağız. Silah. Hayali silah mı? Büyülü silahlar çıkartıyorsun, yapıyorsun ya. Oradan biz yay yapacağız. Bizim yayımız artık şey olacak. Biraz da o yüzden yay şey okçu ve büyücü kasmak istiyorum.
Hem okçuluğumuz çok iyi, hem yayımız 10 numara, böyle şekil bir yay olacak. Ne demek istediğimi anlatacağım ben size. Böyle bir işte, ben niye ağırlaştım? Bir dakika. Öldüm lan ben. Öldüm. Ben niye ağırlaştım? Bir dakika. Ha, pardon ya. Neye bastım abi? Hangisiydi? Aa, dur lan, benim böyle bir skillim var değil mi? Neye basınca böyle yavaş yürüyordu? Heh, tamam. Tuşları unuttuğum için. Böyle kendimi göstermesem iyiydi. Kim var lan burada? Ha, bizim kızmış. Abi niye birinci şansa geçemiyorum? Güzel. O bizim adam mıydı lan? Oğlum bizim adam mı öldü? Başarısız ana. Sinematikte kendi adamımı öldürdüm. Görev başarısız oldu. Mükemmelim. Ben orada uğraşırken bizim adamı şişlediler. Oğlum bu yavaş koş, yavaş yürüme olayı ne ya tam olarak? Abi bildiğim tuş, lan bildiğim tuştu bu zaten benim. Allah Allah, salak mısın? Şimdi korkmuyor, koru. Şimdi şu öldü. Şu Goldner ölme ne olur. Az önce sana son şeyi ben sıktım, biliyorum. Of. Az önce neydi öyle ya? Ne demek adamım? Az önce öldürmüş olduğumuzu unutursan ödeşmiş oluruz işte. Ödeşmiş olduk yani. Lan nasıl fark edildim? Kim tarafından? Bizimkiler görünce göründe olmuyor ama. Neyse, sıkıntı. Atalara tapınma tamamlanmış. Biz asıl görev için yola çıktık, yan görevi yapıyoruz yani. Ama baksana abi, böyle bir yan görev var mı? Yan görev olabilir mi yani böyle? Tatlı değil mi? Şimdi sağa sola lootluyorum abi. Burada güzel bir şey çıkmasını bekliyorum. Hani milyonlarca item kazanmanın yanında daha böyle sağlam bir şey istiyorum. Ve biz cesetleri yükleyemedik bir korkusuna. Ben bunu kaydedeyim. Bazen sistemi kasıyor. Tuş şey yaramadı falan sanıyorum. Halbuki yarıyor. Ama benim bilgisayarım. Tamam. Ne? Değil mi? Bakmış mıyız biz oraya? Kim yaptı lan orayı? Buz izlerine bak. Oh. Şurada boş. Da boş. Bakmış mıyız? Da boş. Oğlum önemli bir şey yok mu? Hani şöyle, ben şey bekliyorum açıkçası. Şunu at. Yani bildiğim boş çıktı lan burası. Geri zekalandı malzemeleri. Bir dakika ya. Şöyle büyülü müylü bir yay çıkmadım abi. Ya da büyülü silah çıksın. Mesela hani sağlığına 5 ve şuna onun yarısı kadar şok hasarı verir. Hadi bakın sağlığını. Geç bunu. Şöyle güzel büyülü bir şey olsa da bari biz büyüsünü alsak. Planör kısa. Bu güzel. Bunu güzel bir görevde planör. 30 olsun hasar verir. Bunu alıp yaya ekleyebiliyor muyuz? Ekleriz herhalde. Bunda bir bok yok. Bakın şu şekilleri falan hoşuna gidiyor. Kılıcın şekilleri. En şekli şey bende o. Tamam. 81 tane olmuş. Sen bunu niye kullanmıyorsun zaten ya? Kaç oluyormuş? 10. E çelik de 10 mu? 8 mi oluyor? Ha, sağlık ve kuvveti. Oho. Sağlık ve kuvveti 5 ayaz hasarı alır. Aslında güzel.
Bir ok atıyorsun abi, sağlıktan düşüyor, kuvvetten düşüyor. 10 numara değil mi? Uzun yay. 10. Kadim. Olur. Çelik hançer. Ha, evet bak, çelik hançer şey. Çelik oklar da 10 vuruyormuş. Yani ne anlamı var ki bunun? Bir de biz geliştirme yapmaya bitmemiz lazım. Heh, 15. Bunu abi favoriye at. Bunu da kullan. En azından yayı bir değiştirelim. İmparatorluk yayını mı kullan? Kadın Nort yayı. Bunu favorilerden nasıl çıkartacağım lan? Ha, şeyden çıkartacaktım mesela. Sonra çıkartırım neyse. Zaten bir ara bir yerde yine durup geliştirme yapacağız. O zaman hallederiz hepsini. Sadeleştirme yaparken. Şu yukarıda bir şeyler vardır. Yani en son umudu mu? Şunda. Para paralır. Bir 100 ile 1000 altın arasında seç. Ciddi misin ya? Hiç mi bir şey yok? Abla bana bak, bunlar vermedi. Sen ne yapacaksın kardeşim? Buradan nereye gidiyorsun? Eve gidiyorsan ne? Çok sinirim bozuldu ya. Kesin güzel giysimiz bir şey düşmüştür belki de. Abi çok boş değil miydi? Ne yaptın lan? Oyunu hatırlamamak da bazen zevkli, bazen gıcık. Yani harbiden burada bir şey var mı yok mu? Şimdi atlamaktan korkuyorum. Burada bir şey var. Bunlar hep... Mesela bak, bunlardan çıkan olmamış. Alamıyorum. Demek ki abi yapacak bir şey yokmuş. Bakayım, harita gizli bir bölme falan bir şey var mı? Şu kestirme oldum, oraya çıkacağız. Sanırım yok ya. Üzüldüm. Resmen hiçbir şey çıkmadı. İki mi? Büyük boynuzları ben ne yapayım? Oo. Kas kaç değerinde? 25. Bir de biraz para var. Şu nar taşları var. Aha, bir dakika. Nasıl açıktı? Açık mı? 57 altın. İsabet iksiri. Güzelmiş. 100. Tatmin olmadım. Bir daha sizin aileninizden hiç kimse benden yardım istemesin, vururum. Seni de az önce vurduğum gibi onları da vururum. Havanda ne var lan? Burada bir şey var. Bir dakika. Çok merak ettim. Keşke böyle bir şey olsaydı. Oraya ateş ediyorsun, ağları söküyorsun, oradan bir şey düşüyor. Çok değerli oluyor falan. Güzel olmaz mıydı? Bence olurdu. Şu first person'dan çıkayım ya. E nasıl çıkacağız oğlum biz buradan o zaman? Diğer taraftan engellenmedi o. Şunu... Uzun bir maceranın sonuna geldik. Bu görev harbiden tamamlandı mı? Evet, tamamlanmış. Yolumuza devam edelim artık. Ters yöne mi görünüyor? Yok, doğruymuş, tamam. Ört diye bir şey çıkmış ya. Burada tahtın ne işi var zaten? Lan. Siktir, bayağı vuruyormuş. Oğlum bunlardan ne bir şey alamıyorum? Tamam. Ablacım çeksin. Şş, alo. Heh, adamım.
Çok boş hissettim şu an ya. Tatmin olmadım.